başarı programı hız kesmeden devam ediyor efendim. Urfa'dan sesleniyor sizlere. Urfa Viranşehir'deyiz. Yanımızda fizyoterapistimiz Hüseyin Alabay var. Önce kendisini daha sonra faaliyetlerini sizlerle izleyicilerimiz için ekrana getiriyoruz. Merhabalar. Merhabalar. Öncelikle bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Şimdi sektörle ilgili tabii ki bilgiler alacağız ama öncelikle sizleri tanımak isteriz efendim. Hüseyin Alabay kimdir? Hüseyin Alabay. Ben fizyoterapist Hüseyin Alabay. 3 yıllık fizyoterapistlik yapıyorum. Şanlıurfa Viranşehirliyim. Yani şu an söyleyeceklerim bu kadar. Peki gelelim fizyoterapi anlamında burada danışanlarınıza verdiğiniz hizmetlerden biraz bahsedelim. Fizyoterapist Urfa'da, Viranşehir'de hangi danışanlara yardımcı oluyor? Ne gibi problemlere çözüm getiriyor? Biraz bunlardan bahsedelim. Tabii. Şöyle fizyoterapi nedir? Neler yapıyoruz? Şimdi şöyle yaşlı olsun, çocuk olsun, omurilik sıkıntısı yaşayanlar olsun, beyin felci geçirenler olsun, bu tarz doğuştan gelen hastalıklar olsun, bu tarz hastalara tedavi şeklinde egzersizlerle destek veriyoruz. Bununla birlikte tabii ki yürümeyen çocuklarımız var, onlara destek oluyoruz. Yetişkinler, skolyoz, bel fıtığı, boyun fıtığı, bu tarz hastalara yardımcı olmak için gerekirse klinikte, gerekirse evde fizik tedavi yapıyoruz. Evde hizmetlerimiz dışında kliniğimizde de aldığımız hastalarımız oluyor. Dediğim gibi bunlar normal doğuştan gelen hastalıklar olsun, CP olsun, Down sendromu olsun, bazı başka sendromlar mesela gülen bebek sendromu olsun, bunlara destek amaçlı egzersizlerle hayatlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Ne mutlu sizlere diyelim. Teşekkür ederim. Peki şunu sormak istiyorum. Bu iyileştirmeleri yaparken hangi yöntemi kullanarak yapıyorsunuz? Hangi uygulamaları, formülleri, araçları, gereçleri kullanarak yapıyorsunuz? Biraz da bundan bahsedelim. Tabii. Biz ağırlık olarak egzersizlerle çalışıyoruz. Egzersizler dışında elektroterapi uyguluyoruz. Onun dışında bizim yaptığımız iş biraz da onlara güven vermek, biraz da onları cesaretlendirmek olacak. Mesela yürümeyen çocuklarımız oldu, elimde yürüyen çok öğrencilerim, hastalarım oldu. Hani, ne mutlu sizlere. Tabii bir de onların o mutluluğu, ailenin o sevincini gördüğümüz zaman biraz daha mutlu oluyoruz ve motive oluyoruz daha çok.